Bilindiği gibi 2016-2017 yıllarını kapsayacak olan kamu çalışanlarının toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 3 Ağustos 2015. KESK olarak ise teklifi sunar çeker gideriz yaklaşımının doğru olmadığını ifade ettik Çalışma Bakanlığı'na. Teklif hakkında tüm konfederasyonların görüş belirtmelerini, söz hakkımızın gasp edildiğini, söz hakkımızın kısılarak salonun görüşmelerimizi ifade etmeden terk edilmesinin doğru olmadığını Çalışma Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığı yetkililerine ilettik. 15 dakikalık aradan sonra toplantı yeniden başladı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ise Kamu İşveren Kurulu adına 2016 için %4+4'ü %5+4 yapmış, 2017 yılı için de %3+3 olarak tekliflerini revize ettiklerini söylemişlerdir. KESK olarak hükümet teklifinin bu haliyle müzakere edilemeyeceğini, bu oranların kamu emekçilerine hakaret ve adeta sadaka niteliğinde olduğunu, emekçilerin bir kez daha yoksulluğa mahkum edileceğini, başta 2014 yılı kayıplarımızın karşılanması olmak üzere temel taleplerimizden hiçbir hakkında hükümetin bir teklif sunmadığını belirttik. Daha 2 yıl öncesinde satış sözleşmesi imzalayan, bu dönem sözleşmede diğer sendikalar katılmasın diyen, başbakan ve bakanlarla gizli görüşmeler yapan, bugüne kadar iktidarın arka bahçesi olmaktan vazgeçmeyen memur sen, teklifleri kabul etmiyoruz diyerek kamu emekçilerin gözünde ne yazık ki aklanamaz. Diğer konfederasyonları da, emeklileri ve taşeron çalışanları da ortak eylem yapmaya çağırıyoruz. İş bırakmaya çağırıyoruz. Sarayın saltanatı için ülkemizi savaşa sürükleyen politikalardan vazgeçilmesini istiyoruz.